kaç saniye nefes alacağımızın garantisi yok. Var mı? Evet, şimdi içerisinde ne var? Şu gördüğünüz bu agavanın yaprağını ben bir deneyeyim dedim. Şöyle agava. Böyle küçük bir parça. Sadece kabuğunu yiyeyim dedim. Zehir gibi. Ya bunu nasıl ben ilacını yapacağım dedim. Nasıl ilacını yapacağım? Bunun içinde balkozdan yine zehir gibi tadından agava kullanamazsın. Yani şey yapamazsın. Mix ekstraktını yapamazsın. Şurubunu yapamazsın. Beklettim 2 gün. Tadı zehir gibi olan agavanın bal gibi olmuş. Neden olmuş? Çünkü bunun içindeki bu jölemsi madde baldan daha tatlı. Bu nedenle Meksika'da, Amerika'da insanlar şeker yerine, bal yerine agave diyorum ben de agave. Latincesi agave americana. Bunun yolunu bulduk çok şükür. Deneyler yapa yapa uğraştırdı bizi baya. Şöyle bir parça bal gibi yapıyor. Bal gibi yapıyor. Zehir gibi olan şeyi içemem. Ben bunu nasıl salça sunacağım? İçine bal katmam gerekir. Balsa tatlı. Bunun içerisindeki tatlı agavanın yaprağındaki tatlı glisemik endeksi düşük. Yani şeker hastalığını tetikleme. Şeker hastalığı bile gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Meksika'da, Amerika'da, Avrupa'da zaten agava şurubu kullanılıyor. Güzelmiş. Gökçek yaparsa iyi yapar. Güzel yapıyor. Evet, şimdi İçerisine bal mı koyalım, hurma şurubu mu koyalım, glizerin mi koyalım, ne koyalım, nasıl yapalım da bunun zehir gibi olan tadını bal gibi yapalım, herkes kullanabilsin diye düşünürken 2 gün bekletince işte bu mavi agave'ye alıştık, agave diye biliyorduk, agave. Türkiye'de agave de deniyor, agave. Bu aloe vera'ya benzeyen bir kaktüs. Aloe vera'ya benzeyen bu kaktüsün özelliği nedir? Yani şeker hastalığı bile böyle bir bardak çaya bunun şurubunu bir damla damlattığını yetiyor. Bir sürü şeker atmaya gerek yok. Ama biz tabii ki şeker için falan üretmiyoruz. Üretmeyeceğiz. Bu agavenin özelliği her türlü mikroba karşı etkili olması. Klinik araştırmada belgelenmiş. Antiviral, antibakteriyel, antifungal. Özellikle bakteri. Her türlü bakteri. Bu bakterilerden özellikle Staphylococcus aureus bakterisi. Çok tehlikeli bir bakteri. Bu hastane enfeksiyonu dediğimiz Staphylococcus aureus hastanede dahi hiçbir antibiyotiğin yok edemediği, zararsız hale getiremediği tehlikeli Staphylococcus aureus hastane enfeksiyonu dediğimiz hastalığa sebep olan bakteriyi yok ediyor. Pseudomonas aeruginosa akciğerde, böbrekte hasara sebep olan bakteri yok ediyor. Staphylococcus typhus ve Klebsiella ve E. coli bakterisi. E. coli bakterisi de tehlikeli bir bakteri. Bağırsakta olduğu zaman sorun değil. Azmadıkça, kudurmadıkça. Bazen aşırı et yiyenlerde bu birdenbire çoğalıyor. O zaman tehlikeli olabilir.
bağırsaklardan. Yoksa aşırı olmadıkça sorun değil. Bağırsakta olması gereken bakterilerden biri. Fakat E. coli bakterisi mesaneye geçerse idrar yollarıyla artık antibiyotik kullandıkça daha tehlikeli olur. Kudurur köpek gibi, değişir, dönüşür. Antibiyotik kullandıkça çoğalır, çoğalır, çoğalır. Basit bir sistiti, ağırlı mesane sendromu, yani interstisyal sistiti dönüştürür. Elimi böyle yapınca ne gözüküyor? Burada bak, sayılar var. M harfi. M harfi gözüküyor. Elimin ortadan çizgiler M harfi var. X harfi var. Ya söylemeyeyim ne anlamı geldiğini. Kendiniz bakın. M ve X. Vesaire. Neyse ona bir tane profesör doktor alfabe diye bir yazmış. Kitap yazmış. Orada çok da telebilik var. Şimdi E. coli bakterisi mesaneye yerleştiğinde doktor antibiyotik veriyorsa hastalığı daha da tetikliyor. Yani tecrübesiz doktorlar verebiliyor E. coli bakterisi. Ağırlı mesane sendromu, interstisyal sistit, sistit olmuş, antibiyotikle yok etmeye çalışır. Daha da kötü olur. Kudurur, değişir, dönüşür. O nedenle interstisyal sistit, yani ağırlı mesane sendromu olanlar asla antibiyotik kullanmamalı. Kullandıkça daha da kötü olur, daha da kudurur. Şimdi mantar, kandida mantarı ve E. coli bakterisi mesaneye yerleştiğinde mesane mukozasını yakıyor, zehir üretmiş olur. Sinir uçları açıkta kalıyor, birkaç damla idrar geçse böbrekten mesane doluymuş gibi sürekli sinyal gidiyor beyne. Bunun içinde ayı üzümü kapsülü. Dünyada en etkili bitki. Ayı. Sadece Almanya'da 300 doktor 186 bin hastayı tedavi etmiştir. Sadece Almanya'da. Ayı üzümü yaprağı. Türkiye'nin Doğu Karadeniz, Karadeniz hatta Karadeniz'in iç kısımları da çok yoğun olur ama kimse bilmiyor, bulmuyor, araştırmıyor.